Herkese selam. Almanya'ya nasıl göç ederim? Almanya'da nasıl çalışabilirim ya da Almanya'ya nasıl yerleşebilirim gibi sorularınız varsa bugün sizlere Almanya'da nasıl oturum izni alabileceğinize dair 10 yolu göstereceğim. Bu yolları anlatırken size hiç sıkmadan açık ve net bir şekilde anlatmak istiyorum. Verileri Handbook Germany sitesinden aldım. Hadi hep beraber bu 10 yolu görelim. Birincisi Ausbildung, yani mesleki eğitim. Almanya'da bir kurum veya kuruluşun nitelikli eğitim başvurunuzu kabul etmesi ve onaylanması durumunda oturum iznine başvurabiliyorsunuz. Bunun için ilk ihtiyacımız olan şey mesleki eğitim sözleşmesi ya da mesleki eğitim yerinden alabileceğimiz somut bir teklif. İkincisi geçiminizi sağlayabileceğinize dair bir kanıt. Üçüncüsü de Almancanızın yeterli olduğunu gösteren bir kanıt. Bu da en az B1 seviyesi. Nitelikli mesleki eğitim en az 2 yıl sürüyor ve devlet tarafından tanınıyor. Bu arada mesleki eğitimi alırken Almanya tarafından size haftalık 10 saat olmak üzere bir çalışma imkanı tanınıyor. Bu da aylık 40 saate denk geliyor. Yani mini job deniyor Almanya'da buna. 400-450 euro gibi bir vergisiz para kazanabiliyorsunuz. bip.de sitesinden de nitelikli mesleki eğitimlerin listesini görebilirsiniz. 2. Üniversite. Bir Alman üniversitesi ya da yüksek öğrenim kurumundan bir kabul aldıysanız oturum iznine başvurabiliyorsunuz. Tabi bunun için ihtiyacınız olan bazı belgeler var. Bunlardan ilki kayıt sertifikası ya da benzeri bir belge. İkincisi geçiminizi sağlayabileceğinize dair bir kanıt. Üçüncüsü sağlık sigortası. Dördüncüsü de Almancanızın yeterli olduğuna dair bir kanıt. Eğitim amacıyla verilen oturum izinleri genellikle 1-2 yıl geçerlidir. Çalışmalarınızı bu süre içinde tamamlayamazsanız uzatabilirsiniz oturum izninizi. Aynı zamanda eğitiminiz devam ederken de yılda sadece 120 gün çalışma izni veriliyor. Üçüncüsü iş arama. Almanya'da kalifiye bir iş arıyorsanız oturum için başvurabilirsiniz. Kalifiye kişiler Almanya'da denkliği olan nitelikli mesleğe sahip, mesleki eğitim almış ya da üniversite diplomasına sahip olan kişiler oluyor. Bu tür bir oturum iznine hak kazanmak için bazı koşullar var. Bunlardan ilki Almanya'da denkliği olan bir mesleki eğitim ya da üniversite diplomasına sahip olmanız. İkincisi işiniz için yeterli Almanca bilgisine sahip olmanız. Üçüncüsü de iş arama süresi boyunca geçiminizi sağlamayı garantilemiş olmanız lazım. İş aramak için verilen oturum izni 6 ay geçerli. Bu süre zarfında uygun bir iş arayabilirsiniz. İş arayışınız dışında potansiyel işverenlerle deneme bazında haftada 10 saat çalışabilirsiniz. Uygun bir iş bulduktan sonra da iş amacıyla oturum iznine başvurabilirsiniz. Dördüncüsü mesleki eğitim yeri arama. Bunun için Türkiye'den almış olduğunuz bir lise diplomasına sahipseniz oturum izni başvurusunda bulunabilirsiniz. Ancak bu oturum izni almak için de bazı şartlar var. Öncelikle bir lise diploması. Bir diğer şart ise Almanca tabii ki. Almancanızın bu sefer B2 olması isteniyor. Bir diğer şart ise mesleki eğitim yeri arama süreci boyunca geçiminizi sağlamayı garantilemiş olmanız gerekiyor. Diğer şart ise 25 yaşından da küçük olmanız gerekiyor. Bu oturum izni 6 ay süreyle geçerli. 6 ay boyunca uygun mesleki eğitim yeri arayabilirsiniz. Ama bu süre zarfında çalışmanıza izin maalesef verilmiyor. Beşincisi denklik amacıyla ilerlemek için de oturum iznine başvurabilirsiniz. Türkiye'de bir üniversite mezunusunuz ve Almanya'da çalışmak istiyorsunuz. Bunun için yetkili makamlara mesleki yeterliliğinizi göstermeniz gerekiyor. Yetkili kuruluş Almanya'da çalışmak için mesleki yeterliliğinizin daha fazla olmasına karar veriyorsa ve yeterli Almanca dil becerisine sahip olduğunuzu ispatlayabilirseniz niteliklerinizi geliştirmeye Almanya'da devam edebilirsiniz. Belli koşullar altında bu yeterlilik süresince çalışma imkanınız olabiliyor. Anerkennung in Deutschland sitesine girerek denkliğinizi almak için uygun bir yer bulabilirsiniz. Altıncısı çalışma. Almanya'da kalifiye eleman olarak çalışmak istiyorsanız ve bir şirket tarafından sunulan nitelikli bir iş teklifi alırsanız Almanya için oturum iznine başvurabilirsiniz. Böyle bir oturum iznine başvurmak istiyorsanız gereken bazı şartlar var yine. Almanya'da denkliği olan bir mesleki eğitim programı veya bir üniversite diplomasına sahip olmanız gerekiyor. Bunun dışında Almanya'dan aldığınız bir iş teklifi ya da bir iş sözleşmesi olması gerekiyor. Üçüncü olarak Almancanızın yeterli olabileceğine dair bir kanıt. Bu da en az B1 seviyesi. İstihdam amaçlı çalışma izni genellikle 4 yıllığına veriliyor. Buna bağlı olarak da oturum izniniz veriliyor. Almanya'ya böyle bir oturum izniyle gelip işinizi kaybettiğiniz anda oturum izninizi de kaybetmiş
oluyorsunuz. Bu durumda hızlı bir şekilde yeni bir iş bulmalı ve tekrardan oturuma başvurmanız gerekiyor. 7. Mavi kart. Mavi kart ile Avrupa Birliği'nin her yerinde çalışma izninize ve oturma iznine sahip oluyorsunuz. Bu kart aracılığıyla Almanya'ya ilk geldiğinizde 4 yıl kalma hakkınız oluyor. Bu kartı almak için üniversite diplomanız veya eşdeğer niteliklerinizin olması gerekiyor. Bir diğer şart ise Almanya'da yıllık 49.600 euro kazanabileceğinize dair bir iş teklifi almanız gerekiyor. Almanya'da rağbet görmeyen meslek gruplarına Mangelberufe deniyor. Bu tarz bir yerden iş teklifi aldıysanız da bu sayı 38.688 euroya düşüyor. 8. Serbest çalışma. Almanya'da serbest meslek sahibi olmak istiyorsanız, belirli koşullar altında serbest meslek sahibi olmak için oturum iznine başvurabilirsiniz. Bu koşullardan ilki iş fikrinizin Almanya için olumlu bir etkisi olması gerekiyor. İkincisi gerekli mali desteğin sağlanmış olması gerekiyor. Üçüncüsü ise daha önce iş fikriniz hakkında deneyim sahibi olmanız isteniyor. 9. Araştırma. Eğer devlet tarafından tanınan bir araştırma kuruluşunda çalışmak üzere Almanya'ya gelmek istiyorsanız bazı koşullar altında oturum iznine başvurabilirsiniz. Bu koşullardan ilki Banff tarafından tanınan bir araştırma kuruluşundan alabileceğiniz bir sözleşme. İkincisi ilgili araştırmanın güncel olarak devam ediyor olması. Üçüncüsü uzmanlık alanınızın doğrulanabiliyor olması. Dördüncüsü ise geçiminizi sağlıyor olabilmeniz. Onuncusu ve sonuncusu aile birleşimi. Eğer yakın bir aile üyeniz veya akrabanız Alman vatandaşıysa veya Almanya'da oturum iznine sahipse böyle bir oturum iznine başvurabiliyorsunuz. Bunun için gerekli koşullar temel Almanca bilginizi kanıtlamanız gerekiyor. Geçim kaynağınızın sağlanmış olması gerekiyor. Diğer madde ise yeterli yaşam alanına sahip olması gerekiyor. Evet arkadaşlar, bugün sizlere Almanya'ya taşınmanızı, Almanya'da oturum izni almanızı sağlayacak 10 tane yol gösterdim. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız da abone olup yorum atmayı unutmayın. Öyle işte.